Хайрлы акшамлар, добрый вечер. Продолжаем марафон на АТР, Safe АТР. В рамках этого часа мы говорим с председателем Меджлиса Крымско-Татарского народа, президентом Всемирного конгресса крымских татар Рифатом Чубаровым. Селям алейкум, Рифат ага. Aleyküm selam. Biraz sesinizi daha ziyade verseniz yakışır. Hayırlı akşamlar. Eşitesiz mi bana? Hayırlı akşamlar. Evet. Rifat ağa, 103 yıl geçti işte bu Numan Çelebi Cihan cinayetinden. Bazı da bu olayların değerlendirgende hayaslarlar bugünkü vaxtlar neler değişti Ukrayna'da bu 100 yılda ziyade Ukrayna anlamaya başladı mı Kırım Tatarlarının? Şimdi o zaman 103 yıl sene evvelsi ve bugündeki böyle direkt bağlaması biraz zor ola ama milletimizin durumu o zaman ve bugünleri aynı böyle aydınlıklı durumda, zor durumda. Şimdi elbette 1917-18 senedeki Kırım'da olan bütün bu olayları bugündeki olaylarının bir yere getirmesin. Ama milletimizin başına kene de zorluklar, milletimizin kendisi istediği vatanında böyle bir bakımsız yönelişte gitmesine dışarıdan gelip milletimizge karşılık yapan güçler var ve Kenya'da Rusya. Ama millet Kenya'da tek başına kaldı bu işgalcinin ve bu vaziyetin başında, işgalin başında derdiler işte 2-3 yılda biter, 4-5 yılda biter, aman aman 7 yıl olacak 3 günden sonra. Siz nasıl düşünüyorsunuz bu tamam Baltika'nın 50 yıllık kureşmesi gibi olacak mı yoksa tezce vakitte bitecek mi korunuyor mu? Siz nasıl kureşsiniz bir siyasetçi olarak? Şimdi bakınız bana sizler de bağlanmadığınızdan önce ben Birleşmiş Milletler Teşkilatı'nın genel asambleyanın toplantısını hem baka hem dinlerdim. Şimdi de devam etti. Bana da çıkışlar devam etti. İsteseniz böyle de gösteririm bana telefonumda. Ve Kırım'daki durum orada bakıyorlar. Ve bunu müzakere ederler. Ukrayna'nın işgal edilgen topraklarında durum gün tertibinde ama %99 çıkışlarda Kırım ve Kırım Tatarların durumu hapisteki olan kişilerimizin soyadları, adları Kırım Tatar Milli Meclis yasak olanı ve Rusya işte gerekli bu uluslararası normalarına ya da halkara hukukun sınırlarına getirilmesi konuşula. Ama bütün bu konuşmalarda böyle Rusya'nın bugün mecburi kendi halkara hukukların sınırlarına kaytacak böyle bir adımları birisi şimdi burada açıklama. Çünkü her bir devlet çıkışlarında biraz Rusya'dan sakına. Ama uzattım cevabımı. Ama siz söylediğiniz gibi bu 50 sene Baltık devletleri gibi ki böyle sürmeyecek. Rusya kendi kendine şimdi bu ucumga böyle düşmek için gerekli adımlarını Putin yapar. O ille Rusya'nın ucunda böyle yıktıracak. Bu günlerde işte Büyük Britanya elçisinin bir interview çıktı Ukrayna'da, Ukrayinski Pravda'da. İşte elçi yaptırımlar yani sanksiyonlar azalmayacak. Ama sizce bugünkü yaptırımlar Rusya'ya karşı yeterli kadar mı? Rusya'nın bu daha çok ziyade diğer devletlere ya da birinden Ukrayna'ya karşı böyle ziyade cinayetler yapmasına bugündeki bu yaptırımlar yeterli. Diyeceğim Rusya'nın toktatmak ama Rusya'nın bu halkara hukukların sınırına gidirmesi için bu yaptırımlar yeterli değil.
ne gibi yaptırımlar daha gerek? Mesela siz de konuşadırlar, siz sık sık elçilerden konuşadınız bu meselede. Ben bakmadım, bu 6. Mart'ta bir sene olacak, geçen senesi 20. sene 6. Mart'ta ben de bu Birleşmiş Milletler Teşkilatı'nın Güvenlik Şurası'nın toplantısında söze çıkmıştım. Ve tamam, karantin endi, başlanıyordu Washington'da, New York'ta. Ama yetiştirdik biz böyle canlı orada Kırım meselesini müzakere etmeye. Ve o çıkışımda söyledim, dedim ki birbirimize gözümüze bakıp böyle doğrusunu söyleyeyim. Rusya'yı toptatmak için birinciden bütün bu enerji kaynaklarına yasaklama gerek, embargo. Ve Rusya'nın bu gaz, petrolünü, birinciden petrol, ikinciden gazını satın alması en azı 1,5 sene böyle bir embargo ilan etmesi gerek. İkincisi, bu dünya finans sistemasından ayırmak Rusya'nın, SWIFT meselesi. Ne diyorlar siz bu şeylerin teklif etkendi? Kulak askanlar var mı Aslı, yani destekleyenler? Bu elbette, onlar ben bazı yerlerde konuştuğum vakit diyeyim ki ben bilen diyeyim. Siz şimdi bana bakacaksınız, dersin ki böyle bir size akıl verecek bir kişi geldi ya da bilmeyen bir şey gibi gülümsürek olarak bakacaksınız. Ama siz bunu işinizden bilesiniz, ben haklı olganımı bilesiniz, ben deyip böyle laf ettim. Yo, o vakit ben Birleşmiş Milletler'de böyle söylemedim ama dedim eğer birbirimize doğru söyleyecek olsak embargo gerek deyip ben bunu söyledim dedim. Şimdi bilesiniz, bugün hazır olmasalar da ama Allah bile yarın bir gün onların başına ne gelecek. İşte ben diyeyim ki Rusya kendi kendisine bu ucuma düşmek için adımlar yapar ve hemen bu embargo ile bir vakit onların başına geleceğine eminim değil ama olabilir diye düşünüyorum. Tekrar Ukrayna meselelerine kaytayak. 1998 senesinden başlap meclis reisi her vakit yukarı şurada bulunaydı. Yani Kırım Tatarlarını temsil ediydi. 2019'dan, yani 20 yıl sonra, 21 yıl sonra meclis reisi Ukrayna parlamentinin dışına kaldı. Bu nasıl tesir etti şimdi milli hareket işlerine ve tesirine sizce? Şimdi bakınız, gerçekten de bizde Kırım Tatar Milli Meclis Reisi her vakit becerdikleriniz vakit değil de 98'den başlayıp doğru söylediğiniz gibi tek kendisi olsa da ama yukarı şurasının milletvekiliydi. Çünkü o büyük bir mekanizmi aslı çalışmalarda. Milletvekili olmak burada çok açıktan söylemeye gerek. Eğer insanın hiçbir türlü bile merakları olmasa, kendisine tek hizmet edecek olsa, o vakit böyle bir keyiflenmek, bir 4 mi 5 yıllık böyle bir vazife ola. Çünkü orada öyle soyları da az değil. Ya da kendilerine kazanmak. Ama siyasetçi bu hayatta meseleleri değiştirmek için böyle daha ziyade güçlü olmasına milletvekillik ona burada böyle bir yardımcı ola. Ben şimdi demem ki biz bir kereden böyle zayıflandık, orada şimdi 3 tane milletvekilimiz var. Mustafa Ağamız, Kırım Tatar Milli Meclis Reisi'nin muavini Ahtem Çiğgoz ve Kurultay Delegesi Rüstem Umerov. Milletvekillerimiz var orada. Ama en azından meclis, yani meclis reisi temsil ete meclisin de kurultayın da halkın da şimdi sesi işitilmiyor. Sizce mesela böyle tahmin olarak koruyorsunuz mu bugünkü idareden mesela milletvekili olmak, bu halk hizmetçisi partiyasından bu meclis için olabilecek gibi bir işi mi, yoksa bugünkü idarenin böyle siyasi işbirlik yapmak imkansız mı? Sen şimdi idare dediğin vakit bu iktidarı mı soruyorsun? İktidar, evet. Bugünkü iktidar mı? Evet. Aha, iktidar dedin. Elbette. Bunların şimdi, bunların bu Kırım'a ve Kırım Tatarlar'a böyle bakışları biraz farklı. Ve bunların içinde ne olganlarını sonlanacak böyle anlaması biraz zor geliyor. Şimdi her bir iktidar bizlerle böyle diyalog kurduğu vakit, isteseniz Kuçma zamanı olsun,
Kravçuk çok yetiştirmedi de onun için onu Brüker'den bile anmadım. Ya Kuçma zamanı olsun ya Yushchenko zamanı, ondan sonra Yanukovic zamanları, Poroshenko zamanları, böyle diyalogda hepsi kendilerin böyle bir meraklarını da anlatmaya, meraklarını değil de böyle zorluklarını ya da bilmeyim can ağırtılarını ya da bizden beklediklerini böyle anlatabilirler. Bazıları ziyade canları ağır işte yani öyle yapasınız, böyle yapasınız ne için? Biz de dedik ki çünkü halkımız tiklenmiyor o sebepten. Şimdi bu iktidar benimce ziyade bizler için böyle bir sakıntısı var da ama diyalogdan diyalogka yakınlaşmıyor. Sakıncası olganı degende Rus fikirlerini yakın çekile mi onların bakışları yoksa mesela eski iktidarda, Poroshenko iktidarında en azından anayasa meselesi kötürülüyordu. Meğerse milli devletçilik meselesi kötürülecek gibiydi. Kırımtatar halkın statüsü hakkında leyha peyde olgandı. Şimdiki iktidar buna kulak assa mı yoksa bu meseleler şimdilik kapaldı mı? Şimdi biz bu işte ketken iktidarının biraz fikirce yakınca ettik. Çünkü burada prim işgali başlanmıştı. Bizler o zaman da bildik. Poroshenko fevralin 28'de derlem kelgeni Akmeş'te bir gece bir şeyler bitirmeye kaydı. Çünkü o vakit de durum değişmişti. Ondan sonra ustalarımız parlamentodaydı. Bazı Kırım'la Kırım Tatarlar'la bağlı kararlar beraberlikte kabul edilmişti. Misal için 20 Mart 2014. senesi ayrıca Kırım Tatarların geleceğine bağlı garantilerine bağlı Ukrayna parlamentosunun karar kabul etmişti ve orada da hani bu kararda Ukrayna bu tamırlı milletlerin deklarasyasına razılık vereceği öyle bir bu kararda var idi. İşte o vakit biraz yakın bu fikirlerimiz birbirimize yakınca idi. Şimdi bu iktidar bunların merakları mıymış başka ve Kırım Tatar milleti Ukrayna içinde böyle bir tamırlı millet olganı ya da Kırım Tatar milleti işte kendisi toprağının Ukrayna sınırlarında olganı sebebinden böyle bir ayrıca kararlar beklediğinde bunlar çok farkına varmaylar. Dersin ki işte Jitomir ya da Kırım ya da Adessa bunlara ait tek işte orası işgal edilmiş de ve o sebepten biraz şimdi oraya kontrol veriyor. Geçenlerde bir hafta evvelsin galiba Avrupa Parlamentosu bu karar kabul etken idi. İşte Ukrayna hakkında, Ukrayna Avrupa Birliği Asosiasiyası hakkında onun kararında 60. maddesinde işte Kırım Tatarlar hatırlanan ATR'ın desteklenmesi, Kırım Tatar halkın işte muhtariyetinin tiklenmesi, Kırım Tatar halkın statüsü hakkında kanun kabul etmesi Avrupa tarafından bu bir şart mı Ukrayna'ya yoksa tavsiye mi? Ukrayna Avrupa Birliği'nin azası değil ki. O sebepten elbette bu Avrupa Parlamentosu'nun kararı Ukrayna için işte gözok ne bile dikkatka almak ama unutmayık şimdi bu Kırım'la ve Tatarların geleceğiyle bağlı bu maddeler Ukrayna ve Avrupa Birliği anlaşma implementasyonundan bağlı bu rezolüsyona getirildi. Demek istedim ki işte Ukrayna'nın değişkenliğini Avrupa Birliği isteği ve Ukrayna Avrupa Birliği'nin azası olmak için kendisinin o iç işlerinde kendi toprağında sınırlarında çok değişmeler yetiştirilmesi gerek ve bu değişmelerden birisi Kırım'ın statüsü ve Kırım Tatar milletinin geleceği.
İşte bu yazılan bir hafta evvelse kabul edilen rezolüsyada Kırım Tatar milletin hakları tiklensin ve Kırım Tatar milletinin Kırım'da muhtariyeti kabul edilsin degenlerini bizge işte bu bir şans gibi ve bunu gerek yerlerde bizler kullanmaya gerekiz. Karan emzir Kırım Tatar halkın iş meselelerine tokunayım dedim. İşte işgalden dolayı 7 yıldan beri, işte 8. yıl olacak, kurultay saylavları da olmadı, meclis olmadı. Kırım'daki halkın bak sizcesine azala mı, kopa mı? Çünkü yerli meclisler çalışıp olamalar, baskı altındalar. Çünkü ekstremist teşkilatı kabul edilgeni için. Yoksa bu baklar bütünle saklanıp olama bu durumda, bu vaziyette. Bu hafta biraz sizin fikirlerinizi işitmek isteyeyim. Gerçekten de bu bizim milletimiz biraz bizde galiba bağlantımız koptu. Biz Rifat Ağa Çubarov'un şimdi müzakere ettiğimiz Kırım Tatar halkının bağlarını, Kırım'daki bağlarını, çünkü 7-8 yıldan beri bu işgal sebebinden Kırım'da ne kurultay ne meclis salarları olmadı ve bu bağlar şimdi nasıl durumda olduğunu, yerli meclislerin çalışmağını, yani yerli meclislerde işgalcilerin baskısı altında olduğunu sebebinden bu bağlantılar nasıl vaziyette olduğunu işitmeye tırışacağım. Şimdi bağlansak bu 15 dakika evvelisinin devamında olan konuşmamızda mı Rifat Çubarov bir Hoptu tıkaran bizim bağlantımız devam ediyoruz. Kırım'daki bağlar. İşte evet. Kesildiği yerinden devam edeyim de. İstesiniz beni? İstem. Ben size çok zayıf istem. Devam ediniz. İşte onun için milletimiz onun için böyle bu kendisinin böyle attiklihini kullanmaya çare olmadığından milletimiz elbette çok zor durumda. Çünkü değil de tek kurultay delegeleri, tek meclis azaları değil de yüzlerle milletimizin içinde çok faydalı çalışkan Kırım Tatar cemaat teşkilatları, onlar da şimdi orada yoklar. Çünkü eğer çalışacak olsam tek Rus işgalcileri söylediğini yapacağım. Cemaatka hizmet etmek kişiler hemen Ruslar tarafından böyle baskın duyarlar. Bana misal için bugünlerde bilesiniz onlarla kişilerimizge Kırım Tatar Milli Meclis azalarına ya da milli harekette böyle çalışkan korumlu insanlarımızın evlerine geldiler. Neden geldiler? İşte bana Kırım Tatar ana tili konu yakınlaşa 23. fevral bu Noman Çelebicihan'ın 103 yıl öldürgenleri şimdi ve bugün biz bunu konuşuyoruz. Ya da 26. fevral kele ve hepsilerine evlerine gelip işte böyle yazılı olarak onlara böyle bir baskınlar yapmaya çalışırlar. Elbette bu sakınca milletimizin oradaki şimdi... Sakınca mektuplarını tutturalar Kırım Tatarların eline. Evet. Elbette bu milletimizi ben korkuta demeye hakkım yoktur. Çünkü milletimizde varlar belki bir iki kişiler bile sapkınkan kişiler. Ama milletimiz böyle boştan elbette kendisinin başını onların taşlarına böyle bırakmaz. Çünkü milletimizin şimdi en birinci vazifesi orada saklanmak ve orada Kırım'dan hiçbir yerge dışarıya gitmemek. Kurultay ve meclisten başka bir mekanizmden Dünya Kongresi son kere Ankara'da 2015'te geçirildiğinde fikirler var mı yeni toplamaya kongresine? En azından kongreste bütün dünyadaki Kırım Tatar cemaat teşkilatları iştirak edebilirler. Sizcesine ne zaman olabilir ve kun tertibinde nasıl meseleler kotarılır bu böyle kongreste? Burada hiçbir türlü bile rahatsızlar ya şubeler olmasın. Bu ülkeler arasında yollar açılganından biz bu kongresin kurultayını ötkerecek ve aslı geçen senesi Ağustos ayında Kiev'de
otker edecek adam. Ama Kiev'de biliyorsunuz bu Ağustos ayında bizge bu pandemi meselesinden sebebinden birisi böyle fırsatlarını çare olmaz dedi buna. Şimdi bizler bütün bu Kırım Tatar cemiyetlerin cedvellerini şimdi yeniden bana bitireyim şimdi. Eğer bu sizin yayınınızdan ben kullanıp da bunu da bildireyim de eğer bizlerden de bağlanmayan soylar olsalar testis İlmi Umerov, Kırım Tatar Milli Meclis Reisi'nin yardımcısı bundan uğraşa. Biz bu cedvelleri şimdi sonlanacak daha bir kere de teşkiliyik. Ve yakın zamanlarda de gelmiş de 1,5-2 ay içinde Kırım Tatar bu cemaat cemiyetlerin reislerinden böyle bir müşaveri ya da Rusça savişen işte müşaveri otkirmeye hazırlanıyor ve orada bir karar alırız. Ne diyecekler bu cemiyet başkanları? 2015 kongresinin esas mesajı Kırım'da saklanmak, Kırım'da yaşamak, Kırım'da kalmak meselesi idi. 6 yıl geçken sonra esas meseleler, esas mesaj ne olacak sizce? Ne var? Kongres prezidenti olarak sizin fikrinizin işten geçtiğimiz. Şimdi bence Kırım Tatar Dünya Kongresi olsun, başka bizim kuruluşlarımız olsun. En birinciden en esas meselemiz de Kırım'ın azat edilmesi. Rus işgalcilerini oradan kendilerinin topraklarına, evlerine göndermesi ve Kırım'da bizge geleceğimizi Ukrayna bağımsız devleti içinde geleceğimizi böyle canlandırmak değil de geleceğimizi bakmak için elbette bu Kırım Tatar muhtariyetinin kurulması. Ama birincisi Kırım'ı Ruslardan azat etmesi. Bu, Rus işgalcilerden böyle biraz karan doğru olur. İşgal devamında işte siyasi mebuslar hakkında laf yürütüldüğünde bir Türkiye Cumhuriyeti iktidarında katkısı bayağı var idi. En azından meclis reisinin ilk azası muavide boş kaldırılgan idi, yani yüberilgen idi Ukrayna'ya. Şimdi kalan mebuslar hakkında da Türk iktidarı bu yardımlarda bulunan mı? Bu diyaloglarda Erdoğan-Putin diyaloglarında koterliyor mu bu meseleler? Biz meclis olarak ve müsabakamız da liderimiz olarak bizler her vakit, her bir görüşülerde, her bir halkara meydanlarda buradaki hapiste olan kişilerimizi tek konuşuyor değil de işte çeşitli türlü yollarını, azat etmesine yollarını bulunmak için çeşitli türlü böyle bağları daha çok genleştirmeye çalışıyor. Ama son iki vakitte ve bunu hayat da gösteriyor. Son ki bütün bu olaylar Ukrayna'daki Putin şimdi bu hapiste olan Kırım Tatarlar olsun, Ukraynalılar olsun bazarlıksız birisini çıkarmayacak. Ama bazarlık dediğim vakit işte Kırım'daki hapiste olan ya da Kırım Tatarları ikinci sırada konuşulur. Çünkü Putin aslı Kırım'ı konuşmaya böyle hiçbir türlü fırsat vermiyor. Ama buna bakmayıp elbette bu konuşmalarda Sayın Erdoğan'ın konuşmalarına da bizim malumatlarımız olganına göre Türkiye Dışişleri Bakanlığı'ndan bu meseleler işte konuşula. Ama neticesini kendiniz göresiniz. Pazarlık meselesi de kendi insanların serbest bırakılmasının karşılığında ne isteyle yoksa iç Kırım mebusları koterilme mi bu pazarlıkta? Şimdi bakınız, Rusya'nın rehberleri için insanların hayatı bir kapik değil de aslı bir şey değil. Onlara bu insanların durumu ya da onların korantaları ya da onların balaları, ana babaları, onlar onu aslı koz ökne almaylar. Onlar tek kendilerin bu Rusya'nın işte isteklerini birinci planga ya da birinci sıraya koyalar. Ve Kırım'a geldiğimiz vakit anlaşıldı nasıl bu pazarlıkta neni çıkaralar. Kırım'ı konuşmamız, Kırım'ı unutmuş, Kırım Rusya'nın bir bölgesi. Böyle söyleyirler. Evet burada Ukrayna rehberleri bunu çok açıklamaylar ama biz bunu biliyoruz. Aslı Ukrayna rehberlerini diyalogları olduğu vakit, konuştukları vakit Kırım mevzusunu böyle söylemeye çare vermiyorlar. Bunu açıktan söylemeye gerek.
Dediler ki eğer siz Kırım'la konuşacak olsanız biz öyleyse yerimizden kalktık ve başka konuşmamızı devam etmeyecek. Ultimatum koyuyorlar. Biraz sevildi dediniz şimdiki Ukrayna iktidarı da yani Kırım işgalini yani sanki bir Jitomir Çerkasi işgali olsaydı ondan büyük bir fark görmüyor. Ama ikinci taraftan bu bugünkü iktidarın Dışişleri Nazirliği bu Kırım platforması teşebbüsüne çıktı. Bu da bu Kırım platforması teşebbüsüne birçok memleketlerge işte çağrılar yapıldı, davetler etildi ve 23 Ağustos mu yanılmasam toplanması beklenildi. Siz ne bekliyorsunuz bu meclis reisi olarak bu platformadan? Biz bir iki haftadan sonra, bir iki hafta dedim işte Martların 20. Bu günlerine çarşında çalışmalarımız gitti. Kırım Tatar Milli Meclis'in bu platformaya pozisyonunu biz yazılı olarak böyle hepsine bildirecek, dağıtacak. Şimdi konuşmalarımızda, konuşmalarımızda elbette biz kendimizin işte pozisyonumuzu açıklamaya çalışıyoruz. Burada hiçbir türlü gizli şeyler yoktur. Birinci de Kırım platformasında Kırım'ın ve Kırım Tatar geleceği, Kırım Tatar milletinin geleceği aynı bir mevzuda konuşacak ve bu konuşmalarda bu planlarda Kırım Tatar milleti de kendi tarafından sayılan meclisinden iştirak edecek. Diyeceğim gelecek platformada hiçbir karar Kırım Tatarlarsız alınmayışı gerek. Bu pozisyonumuz. Demek ki mecliste diğer memleketin liderleri seviyesinde davet edilecek mi? Yoksa başka bir meydançılarda iştirak edecek mi? Bu belli mi bu mesele? Şimdi bakınız bu diplomasi protokollerine ben çok girişmeyi istemiyorum da çünkü burada çok böyle incelikler var. Tek bu Ukrayna'nın rehberlerine bağlı değil, diğerlerine de bağlı olabilir. Burada mesele başka. Biz Kırım Tatar Milli Meclisi olarak her bir Kırım platformada iştirak edecek devlet başkanlarına ya da devletlerin, hükümetin başkanlarına bizim pozisyonumuzu bildirecek bu evvelden. Ve onlar platformaya geldiği vakit bunu hepsini endi bilecekler. Kırım'ın geleceği, Kırım Tatar milletinin tamırlı millet olarak hakkına göre orada Kırım Tatar Milli Muhtariyet Kuruluşu gerek Ukrayna bağımsız devleti içinde. Bu birincisi. İkinci mesele Kırım Tatar milletinin geleceği Ukrayna anayasanın denişmelerinden bağlı ve bu denişmeler Ukrayna tarafından tez vakitte yapılışı gerek. Bizim şimdi söylediklerimiz her bir yerlerde aslı Ukrayna bu Kırım platforması, Kırım platformasına gelmece hazırlık göstergen bu şekilde bazı kanunlara kabul etmesi gerek. Ve misal için bizler Tunev'in burada Kırım Tatar Milli Meclisi'nde Letonya Büyükelçinin şimdi muavininle konuştuk. Çünkü Büyükelçi şimdi ayrıla buradan. Ve o bizden soradığı vakit sizler ne istediniz bu platformada? Biz dedik ki Ukrayna devleti kendi vazifelerini platformaya yetiştirip bu platformaya Kırım Tatar bu muhtariyetinin gelsin ve orada Kırım Tatar milletinin geleceği ne olacağını sizlere anlatsın. Çok sağ olunuz bu yarım saat devamında. Bizden Bumbarov'unda Kırım Tatar Milli Meclisi'nin reisi, Dünya, Kırım Tatar Dünya Kongresi'nin prezidenti Rifat Bey Çubarov bağlandı. Çok sağ olunuz. Bizden kalınız. Gelecek saatte tarihçi Andrei Ivanetsen'in konuşacağımız. Şimdi haberler zamanı.